ki fukaranın hakkını koruyacağını söyleyerek gelir. Garip kurabanın hakkını koruyacağını söyleyerek gelir. İnsani ve İslami değerlere saygısı olduğunu söyler. Ama geldiğimiz noktada insanlarımızın inançlarıyla, insanlarımızın beklentileriyle hiç örtüşmeyen bir fotoğraf ortaya koyan mevcut yönetim vatandaşımız tarafından sorgulanır hale gelmiştir. Vatandaşımız iktidara sorgulamaya başladığı anda da iktidar yaptıklarının kokusu 76 milyon tarafından hissedilir hale gelince suçlar arasına çıkmıştır. Canavuna çıkmıştır. Gündem değiştirmek için ipe sapa gelmez laflar etmeye başlamıştır. Düşünebiliyor musunuz? Devletin bütün organları sizin emrinizde. Bütün organları, tek başına iktidarsınız. Sizden habersiz kuş uçmuyor. Sizden habersiz hiç kimse bir yere atanamıyor. Sizden habersiz Türkiye'de yaprak kıpırdamıyor. Yaptığınız her iş sizin bilginiz, yetkiniz dahilinde yapılan iş. Ama Türkiye'de 12 yıl beraber olduğumuz, birlikte hareket ettiğimiz ama hırsızlık ve yolsuzluk işleri piyasaya çıkınca suçlar arayışına başladığınızda ben çocuktum, ben aldandım, beni kandırdılar diye bir suçlu ortaya atmak basiretsizliğini de gösteriyorsunuz. Değerli arkadaşlar, devlet yetkililerimizin Harp Akademilerinde yaptığı konuşma Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ibret konuşmasıdır. Milli güvenliğimizin koruyucusu, korumayacısı, peygamber ocağı bildiğimiz Türk Silahlı Kuvvetleri vesayettir, darbedir, bilmem nedir gerekçesiyle devre dışı bırakılma operasyonunda görevini yapamaz hale getirildiğinde biz dedik ki her ailede olduğu gibi her kurumda da yanlış yapanlar olabilir. Varsa bu kurumlar bünyesinde anayasa hukuk dışı davranan kimlerse bulunsun, yargı kararını versin. Ama koskoca bir camiayı yanlış yapan birkaç kişiyi gerekçe göstererek ağırtmayın. Görevini yapamaz hale getirmeyin de ilk günden beri. Ama bu iş öyle şekillenmedi. Suçlu suçsuz bir dönem 5 yıl cezaevlerine sokuldu. Ondan sonra dendi ki bunda kumpas var. Bizi aldatmışlar. Harbi Okulu'nda yaptığı konuşma bu, değerli kardeşler. Bunu söyleyen devletin tepesindeki kişi. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak gittiğimiz yerlerde haklı olarak soruyorlar. 12 yıldır çocuk gibi kandırıldın, sen de bizi kandırdın demek ki. Bundan sonra bizi kandırmayacağını nereden bilelim sorusu sorulur hale geldi. Değerli vatandaşlar, yasama, yürütme ve yargı organları anayasal hukuk sistemi içerisinde birbirini denetleyen, birbirinin sigortası olan, birbirinin balans ayarını yapan birimlerdir. Eğer yasama, yürütme ve yargı görevini yapamaz hale geldiyse, sistem işleyemez hale geldiyse, anayasa ve hukuk dışı icraatlar yapılıyor, anayasa ve hukuk dışı emirler veriliyor, kanunsuz emirler de uygulanıyor ise, o ülkede sistem çöker. Değerli kardeşler, aranızda biliyorum, yakınlarını Doğu ve Güneydoğu'da şehit eden aile fertleri kardeşlerim de.
40 yıldır Hasana'nın yerine ikame edilen PKK terör örgütünü saldırıları sonucu cenaze girmedi. Köyümüz, mahallemiz, şehrimiz kaldı mı? Kalmadı. Ama bir yıldır bir arada yaşayan insanlarımız birbirine kendi gözle bakmadı. Herkes bildi ki PKK dış güçleri bizim birliğimizi, dirliğimizi bozmak için ortaya çıkarılmış, Hasana'dan sonra piyasaya sürülmüş bir örgüt. Biz bu coğrafyanın üzerinde yaşayan insanlar olarak biriz, beraberiz, kardeşiz. Bayrağı sarılı tabutu evinin önüne gelen kardeşimiz, komşusuna kendi gözle bakmadı. Komşusu da cenazede geldi, onunla birlikte aynı safta cenaze namazını kıldı, onunla birlikte gözyaşı döktü, acısını paylaştı. Biz toplum olarak bu durumdayken, terör örgütü dahi birliğimizi, birliğimizi bozacak bu girişimlerinden netice alamaz iken, siyasi iktidar ne hikmetse böl parçala yut programının talimatını uygulamak için 36 etnik dilime bölme programını devreye soktu. Bu süreç içerisinde de Birleşik Kürdistan programının Türkiye boyutunun altyapısı hazırlanmaya başladı. Değerli kardeşler, biz Suriye değiliz, Irak değiliz. Sokağa çıktığınızda Suriyelilerin halini görüyorsunuz. Bir ülkede birlik beraberlik bozulur ise, devlet otoritesi kaybolur ise, kardeş kavgası başlar ise, bizler Anadolu'da yaşayan insanların bölge sistemi yok. Irak 3 bölgeye ayrıldı, Suriye 3 bölgeye ayrıldı, herkes bölgesine gidiyor. Biz Türkiye Cumhuriyeti topraklarında üzerinde yaşayan insanlar olarak vatanımızın her köşesi bizim, vatanımızın üzerinde yaşayan insanlarımızın tamamı da bizim insanımız. Kız aldık, kız verdik, beraber yaşadık. Bin yıldır beraber yaşıyoruz. Kim kimi nereye gönderir? Böyle bir program devreye girdiği anda bizdeki kardeş kavgası Suriye gibi olmaz, Irak gibi olmaz. Devlet de çöker, toplum da çöker. Hayır, 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 hayır